Aktiver'den merhaba. Bugün Klinisyen Veteriner Hekimleri Derneği'ni, kısaca KLİVET'i ağırlayacağız. Hem onlarla klinisyen veteriner hekimleri nedir diye öğreneceğiz. Hem de o kadar güzel bir çocuklara yönelik projeleri var ki onları konuşacağız. Yanımda KLİVET Genel Sekreteri Sayın Çağıl Hancıoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yine KLİVET Yönetim Kurulu üyelerinden Merve Semiz var. Bu arada arkadaşlarımız veteriner hekim olduğunu da belirtmemize gerek yok herhalde. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bize biraz derneğinizden bahsedebilir misiniz? KLİVET, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği, sizin de söylediğiniz gibi aslında 2012 yılında kuruldu. Çok genç bir dernek, olarak. Hepimiz klinisyen veteriner hekimiz. Yani özünde aslında hepimiz veteriner hekimiz. Her birimiz mesleki şartları kendi kliniklerimizde icra eden veteriner hekimlerden oluşuyoruz yönetim kurulumuz olarak. Neler yapıyoruz derseniz çeşitli eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Biz bir veteriner hekim olarak ne almak istiyorsak aslında onları düzenlemek amacıyla bir araya geldik. Mesleki olarak mezun olduktan sonra eğitim faaliyetleri yapmaya başladık. Almak istediğimiz çeşitli eğitimlere hep yurt dışına gidiyorduk bunları dinlemek için. Dedik ki neden yurt dışındaki hocaları Türkiye'de getirip ağırlamayalım? Bu da onlar bize kendi dilimizde anlatmasınlar. Onları yapmaya başladık. Sonra öğrencilere burs vermeye başladık. Veteriner Hekimlik Fakültesi öğrencilerine. Sonra ardından sosyal sorumluluk projeleri geldi. İşte bugün konuşacağımız Kidzanya projemiz de bunun bir parçası. Böyle güzel projeler yapan bir derneğiz. Harika. Peki, bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Klinisyen veteriner hekimlik ve normal veteriner hekimlik arasında ne fark var ya da klinisyen veteriner hekimlik nedir diye sorsam. İstersen bunu ben cevaplayayım. Evet, ne güzel konuklar. Evet. Öyle. Şimdi şöyle, biliyorsunuz aslında veteriner fakültesi çok geniş kapsamlı bir fakülte. Ama toplum yüzünden bilinen bir yönü var. Yani bütün birçok insan, hatta bana hala daha geliyor. Veterinerlerin hep klinikleri olduğunu, işte genellikle hayvan sağlığıyla uğraştıklarını düşünüyorlar. Ama tabii içimizde mezun olup gıda sektöründe, ilaç sektöründe çalışan birçok meslektaşımız var. Biz bu grup içinde bir parçayız. Biz klinik yapan, kliniği olan ve bildiğiniz üzerine pet hayvanları, özellikle kedi, köpek ve evde bakılabilecek birçok hayvanın sağlığı, evine alınan hayvanlara, sahiplerine bilgi vermek adına, problemlerini çözmek adına kendi klinikleri olan veya bir çoğumuz başka kliniklerde diğer veteriner hekimlere yardımcı olmak üzere çalışan kişileriz. Önceliği bu aslında, klinisyen veteriner hekim, kliniği yani olan veteriner hekim. Olan veteriner hekim diyebiliriz. Adı üzerinde. Aynen. Peki şu an konumuzla alakası olmayabilir ama diğer veteriner hekimler, mesela atıyorum büyükbaş hayvan hekimliği diye bir şey var mı? Bilmediğim için soruyorum. Atıyorum yaban hayvan veteriner hekimliği var mı? Böyle bölünüyor mu veteriner hekimlik? Çünkü aslında çok geniş kapsamlı bir branş veteriner hekimlik. Yani gerçekten zor da bir okul. Değil mi? Çok fazla karşımızda ilgilenmemiz gereken çeşitli hayvan profili var. O yüzden tabii bir konuda uzmanlaşmak gerekiyor. Yani bir konuda kendini geliştirmek gerekiyor. O yüzden zor bir okul. Genellikle üniversitenin son yıllarında meslektaşlarımız hangi kanala gideceklerine dair bir yön çiziyorlar kendilerine. İşte kimi gıda ile ilgileniyor, kimi ilaçla. Klinisyen olanlar da kendi işlerine ayrılıyorlar. Yani büyükbaş veteriner hekimleri, at veteriner hekimleri, yaban hayvanı ile ilgilenenler, egzotik hayvanlarla ilgilenenler ve bizim gibi genellikle kedi, köpek, pet, daha evcil hayvanlarla ilgilenen veteriner hekimler olarak ayrılıyorlar. Türkiye'de ilk defa yaptığınız bir proje, Kidzanya, bir oyun parkı aslında, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Orada açılmış olan bir alanınız var. Ben susuyorum, sizden dinliyorum. Kidzanya projesi bizim için de çok özel bir proje. Aslında biz aynı zamanda kliniğimize gelen bütün hasta sahiplerimiz, bütün hastalarımız için birer anne babayız. Öncelikle evcil hayvanların anne babası gibi onlara şefkatle yaklaşan bir meslek grubuyuz. Ama hepimizin çoğunluğumuzun da kendi çocuklarımız da var. Evet. Çocuklar bu tarz oyun parklarına gittiklerinde birçok mesleği aslında rol olarak giyip örnek olarak uyguluyorlar. Atıyorum doktor oluyorlar, itfaiyeci oluyorlar, polis oluyorlar, birçok meslek grubu. Kidzanya'da bugüne kadar veteriner hekimlik deneyimi hiç yokmuş. Ve çok enteresan bir şekilde çocuklar en çok veteriner hekimliği uygulamak ve görmek istiyorlarmış. Ve onu da bırakın, bir çocuğa sorduğunuz zaman büyüyünce ne olmak istiyorsun dediği zaman ben veteriner olmak, hekim demese bile ben veteriner olmak istiyorum. Çok güzel bir geri dönüşümdü bizim için de. Biz de onlara doğru yolla anlatmak istedik. Yani bu işi en güzel bizim aracılığımızla anlatmamız daha doğru çok olabilir güzel diye düşündük. Çünkü tek başına
hani bir firmanın, bir organizasyonun bu işin içine girmesi çok doğru olmayabilirdi temsil anlamında. O yüzden bizim işin içine girmemiz birebir veteriner hekimlerin önderliğinde ve bir hekimin bakış açısıyla orada bir role play yaparken onu uygulaması çok güzel bir şeydi bizim için. Böyle bir proje bayağı uzun emek gerektiren bir proje oldu. Çok zor oldu. Bir süreçtir aynen. diye düşünüyorum. Yani onun çok, hazırlık çok aşaması, projelendirilmesi aynen. bayağı meyvesi zordu. Meyvesi güzel oldu. Evet. Oldu değil mi? Evet, güzel evet. oldu. Peki şey, neden çocuklar? Çünkü çocuklar ileride geleceğin aslında hayvanseverleri, geleceğin veteriner hekimleri, geleceğin büyükleri. Şimdi biz onlara bugün öğrettiğimiz her şey yarın öbür gün onlardan geri alacağımız doğru bilgi anlamına geliyor. Orada veteriner hekimlik mesleğini icra ederek belki ileride gerçekten bir kediye köpeğe yardımcı olmak istediğini fark edecek içinde. İleri atılmış bir yatırım gibi düşünün. Bu ileri atılmış bir adım ve doğru bir yerden yaklaşmasını istedik. Hani demin konuştuk ya klinisyen evet. veteriner hekim kim ne? Aslında veteriner hekim halk sağlığını, yediğimiz etin doğru kalitede olmasını, yumurtanın sağlıklı olmasını, tereyağın, sütün bize doğru şekilde ulaşmasını sağlayan meslek grubu. O yüzden doğru bilinçte olan çocuk aynı zamanda zaten bize iyi bir gelecek sağlayacak. Yani kısaca aslında her şeyin başında çocuklar yatıyor. Yani ne evet. kadar güzel yoğrulursa o hamur ileride o çok güzel de bireyler oluyor. Mesela çocukların hayvanlara ilgisi nasıldır desem? Ne düşünürsünüz? Şimdi aslında çocukların hayvanlara ilgisi, yani aslında çocuk ilk başta ailenin hamuruyla yoğrulan bir şey. Yani ailede hayvansever varsa çocuk da ister istemez o hamurla yoğruluyor. Ama çok temiz kağıtlar, ben çocuklara hep bunu söylüyorum. Çocukların üzerine ne yazarsanız o şekilde gidiyor. Biz bu bilinci aşılayabilirsek, yani anne, baba ve dışarıdan biz veteriner hekimler olarak, çocuk da o sevgiyle, o kurallarla, o doğrularla büyüyor. Ama zaman ilerliyor. Gerçekten bizim mesleğimiz de çok güzel bir noktaya geldi. Yani bir 15 yıl, 20 yıl öncesine göre çok daha farklı, daha çok aranılan, işte çocukların olmasını istediği bir meslek haline geldik. Bu da aslında sorunun cevabını veriyor. Artık çocukların hayvanlara ilgisi çok güzel. Yani eskiye göre daha fazla çocuk hasta sahiplerimiz var ve o kadar güzel sorumluluklarını yere getiriyorlar ki ne vermelerinin gerektiğini, nasıl bakmaları gerektiğini, hangi aşıların yapılmasını gerektiğini daha çok küçük yaşlardan öğreniyorlar. Bu da demek oluyor ki ilerleyen dönemlerde bu iş biraz daha oturmuş bir şekilde ilerleyecek. Yani biz daha faydalı olabileceğiz hayvanlara karşı. Bu çok sevindirici bir şey. Çok güzel. Peki veterinerlik zor bir meslek. Yani bildiğim kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla, şimdi ben kendi kişisel görüşümü söylüyorum. Sizlere göre ne tür zorlukları var? Hadi bakalım. Sen başla. Tamam. Birlikte herkesin cevaplayalım. Herkesin bir işi için diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle en zor kısmı bizim hastalarımızın ağız var dili yok. Yani bize ne dertleri olduğunu, ne kadar zamandır ağrıları olduğunu, ne olduğunu söyleyemiyorlar. Biz sadece bakarak anlamaya çalışıyoruz. Uzun süredir topallık var mı? İşte kusuyor mu? Acaba ne kadar süredir böyle bir problem var? Çünkü ne zaman başladı belki en önemli sorulardan biri bir hastalığı teşhis ederken. Tabii ki bize onu getiren hasta yakınlarımız, hasta sahiplerimizin verdiği bilgiler doğru ama bazen insanlar da ev içinde fark edemiyor ya da geç fark ediyor. O yüzden zor. Artı belki de en zor kısımlardan biri. Bir sürü farklı fizyolojik yapı öğreniyoruz. Atta başka bir şey, kedide başka bir şey, inekte başka, köpekte başka, kuşta başka. O yüzden çok zor aslında. Eğitim süreci meşakkatli ve bir o kadar da dikkatli olmayı gerektiren, şefkatli olmayı gerektiren bir meslek. Bu yüzden zor ama çok keyifli bir meslek. Keyifli. Sizce? Ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela benim bir oğlum var gerçekte. Doğal bir çocuk yani. İnsan evladı diyelim. Çünkü benim artı 4 tane daha evde baktığım çocuğum var. Bazen o kendi çocuğumdan ayrılmak demek oluyor. Yani çok geç saatlerde çıkıyorsun, acil hastaların gelebiliyor, birçok hastanı kaybedebiliyorsun sebepsiz yere. Ve genellikle biz veteriner hekimler her şeyi seviyoruz. Yani hayvanı da seviyoruz, insanı da seviyoruz. Orada karşımızda bir hayvan var. Evet, Çağıl'ın dediği gibi yani bize hiçbir şey anlatamıyor. Ve onun iyileşmesini bekleyen, onu karşılıklı seven bir hasta sahibi var. Şimdi bu sefer tablo büyüyor. Yani direkt hastanla muhatap değilsin. Demin çocuklardan bahsettik değil mi? Yani çocuk geliyor 8 yaşında, kedisi hasta. Şimdi kedi iyileştirmek zorundasın ama çocuğu da bir şekilde motive etmek zorundasın. O çocuğu motive edersen annesi de motive olacak. Karşındaki böyle psikolojik anlamda hasta tablon bir anda büyüyor. Senden şunu bekliyorlar. İyileştir bunu.
bunu yeter ki iyileştir. Şimdi dönüyorsun, iyileştiremediğin yerler olabiliyor. Tabii aileyle birleşiyorsun, o çocuğun üzüntüsü başarısız olduğunda bu sefer kendine dönüyor. Bence en önemli kısmı veteriner hekimlerin hastalarına bakmasının yanı sırası onların sahipleriyle bütünleşmesi ve onları da sırtlarına alıp gitmesi. Bana en zor gelen kısmı bu açıkçası. Ve bunu yaparken de kendi yaşantına, kendi değerlerine, kendi çocuğunu ikinci plana atıp başka birileri için bir şey yapıyor olabilmek. Şimdi psikolojik tarafı çok zor diyebiliriz. Psikolojik tarafı aslında oldukça zor. Gerçekten zor yani. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir ilanım var, ona geçeceğim. Bir kayıp ilanımız var, onu izleyelim. Oğlumuz Bira, 11 yaşında bir cooker. Bodrum Bağla Bankev sitesinde 23 Aralık 2019 tarihinde saat 11 sularında kaybolmuştur. Görenler için iletişim. Sibel Özen 0542 427 98 34. Cem Özen 0542 744 67 48. Şimdi hanginiz cevap verir bilmiyorum. Bu proje, Kidzanya'daki bu Klivet Veteriner Kliniği diyelim değil aynen, mi? Aynen evet. Bu proje çocuklara sizce neler katıyor? Hanginiz cevap verir? Çağıl versin çünkü emeği çok büyük gerçekten. Sizin galiba. Evet projenin. Proje başlangıcı sizden. Başlangıcı ondan. Aslında yönetim kurulu içinde biz 14 veteriner hekimiz, Tamer arkadaşımızın fikriydi açıkça. Ama biz ikimiz birlikte yürüttük, aylarca çok büyük emeklerle uğraştık. Çocuklar burada ne yapıyorlar? Üstlerine birer beyaz önlük giyiyorlar. Boyunlarına steteskoplarını takıyorlar. Öncelikle masaya gelen bir köpeğimiz var. O masaya gelen köpeği oradaki veteriner hekim rolündeki ablalarıyla birlikte bir muayene ediyorlar. Ateşini ölçüyorlar. Aşı karnesi yaptık, onları aşı karnesinden kontrol ediyorlar, bakıyorlar. Öncelikle bir hayvanın sorumluluğunu almayı, bir canlının sorumluluğunun neleri içerdiğini böyle görüyorlar. Sonra bizim onlara anlattığımız bir kısım var. İşte orada doğru bilinen yanlışlar düzeltmeye çalıştıklarımız var. Mesela hayvanlarınıza şekerli gıda vermeyin gibi. Ne kadar önemli. Evet. Evden kadar önemli. Yemeklerinizin artıklarını vermeyin gibi. Veteriner hekim kimdir, ne yapar gibi. Önemli bilgilendirmelerimiz var. Küçük küçük çocukların alabileceği şekilde. İşte onlarda aslında doğru bir farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Sokakta tamamen spontane söylüyorum. Elinde şeker olan bir çocuk. Evet. O şekeri kedi yesin diye. Paylaşmak veriyor, için verebiliriz. Ama bunu bir şekilde bu merkezde, bu küçük klinikte öğrendikleri zaman çok güzel sonuçlar da doğurabilir. Çok güzel bir deneyim onlar için. Aslında o anı görüyorlar. Anneleri babaları onların o hallerini, fotoğraflarını çekiyor. Çok sevimliler gerçekten. Öğrenmek çok başka bir şey. Yani asıl oradaki enerji bence o. Aynen. Yani kendilerini biraz veteriner hekim olarak görüp, orada o şeyi düşünüyorum. Doğruları öğrenip eve gelince annelerin babaların yaşadığı şeyi düşünüyorum. Evet. Çünkü çocukların müthiş bir hayal dünyası var yani. Evet, oraya gelip ben artık böyle bir ahkam kesmeler, veteriner hekim oldum. Kesinlikle. Böyle çok çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok sevindim. Bir sertifika veriyoruz onlara. Öyle tebrik mi? Ederiz sizi geleceğin veteriner hekim oldunuz diye. Yeni nesil bir veteriner hekim olarak. Peki. Çıkıyorlar. Çocuklar çabuk öğreniyor diyebilir miyiz bununla ilgili? Kesinlikle. Belki de aslında doğru bilgi bizim de çocukluğumuzda bize zamanında işlenmiş olsaydı bugün biz de birçok mesleğe farklı yaklaşırdık. Bugün biz de mesleğimizin saygın bir meslek olduğunu hala anlatmak ve duyurmakla kendimizi görevli hissediyoruz. Aslında Klivet bir noktada da bunun için var. Hmm. Veteriner hekimlik mesleğinin aslında toplumsal saygısının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için de bir dernek. Onlar da ileride bunu bilerek bu bilinçle öğrenmiş çıkacaklar. O yüzden de çok güzel, çok bir önemli. Güzel bir yatırım. Peki bu projenin dünyada örneği var mı? Var. Var değil mi? Yani Kidzanya doğru hatırlıyorsam 70'in üzerinde ülkede var olan bir. Görüyoruz. Evet çok işte komikler, çok eğlenceliler. Çok bu Kai Kidzanya selamı. Hmm. Hepsi onu yapıyorlar. Çok eğlenceliler ve her yaştan çocuk giriyor 4 ila 12 yaş arasında. Hepsi çok güzel bir şekilde harika. Burada faydalanıyorlar. İşte böyle önlüklerini giyerek eğleniyorlar, keplerini takarak bu deneyimi yaşıyorlar. Şu formatı yani şu kıyafetleri giymeleri aynen. Bile onları bu o şey ya ben giysem ben bile bir hoşuma gider aslında. Çok güzel. Dönüyorduk mesela dünyada var mı diyorduk lafınızı böldüm evet. Görüntüden çünkü. 70'in üzerinde ülkede var ve birçok veteriner kliniği formatında olan yerler de var. Kidzanya'nın asıl orijinali Meksika çıkışlı bir organizasyon Kidzanya. Zaten aslında birazcık da projeyi uygulamaktaki zorluğumuz şuydu. Her şey Meksika'dan bir onay sürecinden geçiyor. Hmm. İçerik uygun mu, formata uygun mu, çocuklara doğru bilgi verilmesi, doğru şekilde bilginin ulaştırılması.
onları da ürkütmeden tabii bizim mesleğimiz aynı zamanda bir sağlık grubu. Mutlaka. O yüzden birçok ülkede var. Onlarda da veteriner hekimlik çok tercih edilen bir meslek. Biz Merve ile çok yakın zamanda Kidzanya'da bir etkinliğe katıldık. Orada da gördük ki birçok ülkede, sadece Türkiye'de değil, çocukların ilk tercih ettikleri ilk üç meslekten biri veteriner hekimlik. Demin konuştuğumuz nokta ya. Evet, yani belgelenmiş, onaylanmış. Aynen. Gurur verici bir şey tabii bu bizim açımızdan. Süper. Hoş, oldukça hoş bir şey. Peki ne kadar sürdü bu projeyi oturtmanız? Bir 3-4 ayımızı aldı. Çünkü biz bu projede, bakın burada var, Böhringer, Ingerheim ve Proplan'la birlikte hareket ettik. Bu iki destekçimiz sağ olsunlar ama onların desteğiyle birlikte bu organizasyonu tamamlamamız bir 3-4 ayımızı aldı. Hı hı. Burası bir alan, bu alanın inşa edilmesi, çocuklara verilecek bütün materyal ve içeriklerin hazırlanması, eğitim süreci. Buradaki onlara bu işi öğreten ablalarının da bizim tarafımızdan eğitilmesi. O da çok önemli. Önemli, oldukça önemli. Aynen. Böyle. Peki. Çok keyifli. Yine böleceğim çünkü çok keyifli bir sahiplendirme ilanımız var. Bir sahiplendirme ilanımız var, onu izleyelim. 7 ila 8 aylık dişi kısır bir güzellik. Çok iyi huylu, çok sevecen ve çok akıllı bir can. Zor durumdan kurtarıldı. Güzel bir yuvayı hak ediyor hepsi gibi. 25 yaş üzeri İstanbul'da ikamet eden, maddi manevi sorumluluklarını yerine getirebilecek, takip edilmesinden rahatsız olmayacak kişilere sözleşmeyle sahiplendirilecektir. İlgilenen kişiler 0505 377 9317 numaralı telefondan ulaşabilirler. Mesela konuştuk, çocuklar orada neler yapıyorlar dedik. Onu sorduk böyle. Daha böyle öğrenmek istedikleri, mesela çocukların dediğim gibi hayal güçleri çok farklı. Çok enteresan sorular geliyor. Mesela yaşadığınız şeyler oluyor mu çocuklarla ilgili? Mesela bunu nasıl keseceğiz gibi ya da ne bileyim bu mamayı nasıl vereceğiz? Hani biraz o deneyimlerden bilgi almak istiyorum açıkçası. Ben bu soruyu Merve'ye bırakacağım ama bırakmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bizim gene o gün Kidzanya bünyesinde yapılan eğitimde gördüğümüz bir çocukcağız vardı. 7 yaşında, evet. Çok şeker bir kız çocuğu. Veteriner hekim olmak istemiş işte bu Kidzanya projesi bünyesinde. Ne yapmak istiyorsun demişler. Ben bir kask geliştirmek istiyorum demiş. Böylelikle kedi miyav dediğinde ben bu kasktan ne dediğini anlayacağım, neresinin hasta olduğunu anlayacağım ve onu iyileştireceğim. İşte bu hayal gücünün inanılmaz güzel ve sevgi dolu bir yaklaşımı. Hayal güçleri çok güzel. Değil o mi? Hayalleri de kırmamak gerekiyor bence. O yüzden birçok meslektaşımda önceliği onlara tanıyoruz. Yani sorumluluk vermek çocuğa, her şeyden önce sorumluluk vermek. Gerçekten bir takım işleri yapabileceğini göstermek çok önemli. Ve ciddi, inanılmaz hayal güçleri çalışıyor. Bu gibi birçok örneği ben de tanıyorum, biliyorum. Ama özellikle sırf kliniğe hiçbir şey olmadan bile gelen var. Görmek istiyor. Görmek istiyor. Çocuk sevmek dokunmak istiyor. Yani sevinmek istiyor. Ve hiçbir veteriner hekim de zaten kliniğin kapısına böyle bir şey için geri çevirmez. Tabii orada kontrollü olmak çok önemli. Hani ben buradan bir mesaj göndereyim. Birçok meslektaşım da bence buna onaylayacaktır. Evet, bir Kidzanya veteriner kliniği var ama oraya gidemeyenler olabilir. Bir veteriner kliniği kapısını çalabilirler çok gönül rahatlığıyla bence. Evet. Yani bir nevi burada sözcü olabilirim. Bir veteriner hekimin kontrolünde, oradaki bir yardımcının kontrolünde hayvanlara bakabilirler. Çünkü gerçekten biz mesleğimizin bir yere gelmesi için hani elimizden gelen çabayı ardımızı kesmeden yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun yanı sıra bu bir teşvikti. Bunun yanı sıra gerçekten çocuklar çok akıllı. Yani mamasından tutun her şeyine kadar. Yani aşı mesajların çoğunu ben hasta sahiplerine çocuklara gönderiyorum. takip ediyorlar. Karneyi yanında getiriyorlar. Özel belirli kurallar var. Bazıları kağıtla kalemle geliyor çok ciddi bir şekilde. Yani şu saatte şu oldu, şunu şöyle yaptık, şunu böyle yaptık. Burada eksik bir şey var mı? Yani sana rapor ediyor yaptıklarını. Bu da çok güzel bir şey. Bu aslında olaya varlıkları ciddiyet ve önemden geçen bir şey. Böyle bir neslin gelmesi, bunun işte bir neslin gelmesi bizi çok mutlu ediyor. O yüzden de gerçekten yatırım çocuktan başlıyor. Ama bu konuda da ailelere gerçekten büyük iş düşüyor. Yani şu şekilde olan bir çocuğun ailesinin onu yetiştirme şeyini gerçekten alkışlamak gerekiyor, evet, diye de düşünüyorum. Var, gerçekten tabii. Var. Peki, son olarak böyle... Son olarak deyince böyle bazen komiğime gidiyor. Kapatmak gibi olunca. Kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben özellikle ailelerden şunu isteyebilirim. Biz veteriner hekimlerden oluşan bir derneğiz ve burada bu amaçla da bulunuyoruz. Ama çocuklarımızın mümkün mertebe hayvanlarla daha çok temas etmesini sağlamalıyız. Biz ülkemizde hala sokak hayvanlarının
hoş olmayan davranışlar gördüğü bir bölgedeyiz. Sokakta maalesef çok fazla hayvan var. Belki hepsini beslemeye herkes ulaşamayabilir ama en azından çocuklarımızın onları severek, dokunarak, ilgilenerek ve mümkünse evde bakarak sorumluluk duygusuyla yetişmesini sağlamak bence anne babaların en çok dikkat edeceği şeylerden biri olmalı. Bu pedagojik olarak da çok iyi bir yatırım. Çünkü çocuğunuza ileride sorumluluk duygusunu taşımayı verebileceğiniz en güzel şey o bir can. Doyurmazsanız yiyemez kendi başına. Evet, sizin var mı? Evet, yani çoğuna katılıyorum. Ben her zaman şunu da söylerim aslında hasta sahiplerime ve çocuklara. Sen aldın bunu şimdi bebek ama bir insan evladı değil mi? 6-7 yaşına geldiğinde tuvaletini yapabiliyor artık. Evet. Gidip yemeğini de yiyebiliyor. Bu hayatın boyunca yemek vermezsen yaşayamayacağı, tuvalet ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını gideremeyeceğin bir canlı. O yüzden şefkate daha fazla ihtiyaçları var. Çağıl'ın dediği gibi pedagojik açıdan da oldukça önemli. En azından alanlarını çizmeyelim. En azından sevmeye çalışalım. Bununla ilgili biz bir şey başlattık ve bu yolda anne babaların da en azından biraz daha çocuklarına doğru bilgileri aktarabileceği, destek alsınlar. Aynen. Biz her türlü açığız. Yani her türlü açığız. Oldukça önemli bir konu gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bol patili günleriniz olsun. Hoşça kalın.